izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alarak taziyelerini ileten herkese şükranlarını iletti. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak validesinin elim kaybından dolayı acılarını paylaşan devlet erkanına, milletvekillerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alarak taziyelerini ileten grup temsilcilerine ve Erzurumlulara şükranlarını sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şükran konuşmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Genel Kurula Başbakan Binali Yıldırım'a minnettarlığını kaydeden Milletvekili Aydemir, her anne gibi iffet, ismet ve izzet timsali, fazilet, saadet ve hamiyet kaynağı ruh ufkumuz muhterem validemin vefatı dolayısıyla emsali olmayan acımızı, gözyaşlarımızı Yasin-i Şerifler, Fatiha'lar, dualar ve aminlerle paylaşan, İnnallahi ve inna ileyhi raciun hakikatini taziyeleriyle kaydeden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Meclis Başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuzun muhterem üyelerine, dinmeyen yürek sızımızı genel kurulda gündem dışı söz alarak paylaşan siyasi parti grup başkan vekillerimize, milletvekili kardeşlerime Erzurum'a bizzat gelerek çeşitli iletişim vasıtalarıyla ulaşarak gözyaşlarımızı silmeye, yürek fırtınamızı dindirmeye çalışan her partiden milletvekili arkadaşlarıma, meclisimizin yönetici ve personeline, ailemizin adına en kalbi şükranlarımı sunuyor, şehitlerimize ve bütün geçmişlerimize rahmet diliyorum dedi. Erzurum için olduğu kadar. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe yerleşim yerlerindeki yatırımları denetliyor. Amacımız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerde yerleşim yerlerindeki yatırımları denetliyor. Başkan Sekmen, Oltu, Şenkaya, Narman, Çat ve Aşkale ilçelerinde temas ve incelemelerde bulundu. Yetkililerle ilçelerin merkezini gezen Sekmen, hem çalışmaları denetledi hem de yatırım ve hizmetlerin fiziki gerçekleşme oranlarını yerinde gözlemledi. İlçe gezilerinde vatandaşlarla bir araya gelen, onların da görüşlerini dinleyen Sekmen, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede ilçe gezilerimizde problemleri yerinde tespit ederek sorunların en kısa sürede çözümü için istişareler yapıyoruz dedi. Sekmen, Erzurum yüz ölçümü bakımından ülkemizin en büyük şehirlerinden biridir. 25 bin kilometre karelik alana sahip ilimizde hizmetlerimizi herkese eşit ve aynı anda sunmak için azami ve özel bir gayret içerisindeyiz. Erzurum genelinde 500'ü aşkın noktada asfalt, alt ve üst yapı, cephe sağlıklaştırması, aydınlatma, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla hayvan pazarları, bilgi evleri, sulama tesisi, gölet ve diğer yatırımlar devam ediyor. Amacımız ilçelerimizde herhangi bir sorunun kalmaması. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak 7-24 sahada, kırsalda, mahalle ve ilçelerde modern bir kentin inşası hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz şeklinde konuştu. Erzurum'da FETÖ-PDİ'nin adliye ve ceza yapısında sorumlu iddia edilen kişi, öğretmen Hakan Bircan'ın silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Erzurum'da FETÖ-PDY bölgedeki adli ile cezaevi yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen eski öğretmen Hakan Bircan'ın silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Bircan, tutuklu bulunduğu Ordu E-tipi kapalı cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden katıldı. Sanık avukatı Gündüz Güneş de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada önce davanın daha önce görülen ilk duruşmasına katılmayan Bircan'ın kimlik tespiti yapılıp iddianame okundu. Ardından savunması alınan Bircan, ifadesinde bilerek veya bilmeyerek hiçbir şekilde söz konusu terör örgütüne yardım etmediğini öne sürdü. İddianame üzerine atılı suçlar işlemediğini iddia eden Bircan,
Bu yapıya ait okullarda çalışmış olmam tamamen ekonomik ve ailevi çıkarlarımdan dolayıdır. Söz konusu okullarda çalışmam o okulların yöneticileriyle aynı fikirlere sahip olduğum anlamına gelmemektedir dedi. Bircan iddianamede öğretmen kimliği altında saklandığı ve asıl görevinin örgüt yöneticiliği olduğu yönündeki iddiaları tamamen soyut, altyapısı olmayan iddia olduğunu savunarak şunları ifade etti. Öğretmenlik mesleği yapan kişinin kanaatimce terör örgütü üyesi olması mümkün değildir. Çocuklarımı söz konusu okullara göndermiş olmam okul tarafından sağlanan avantajlardan dolayıdır. Yurt dışına çıkışların tamamen turistik amaçlıdır. Bankası hesabım ise çalışmış olduğum şirketin maaş ödemeleri için açtırmış olduğum maaş hesabıdır. Baylok programını indirmedim ve kullanmadım. Sadece tanık beyanlarından yola çıkarak bu programı kullanmış olduğum iddia edilmektedir. Ben gerek darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da gerekse sonrasında hiçbir suça karışmadım. Üzerime atılı kod ismi kullandığıma ilişkin iddiayı da kabul etmiyorum. Kesinlikle suçlu değilim. Tahliyemi talep ediyorum. Mahkeme heyeti tutuklu Bircan'ın halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, emeklilere yönelik konut projesinde gösterdiği özveri ve gayreti ile emeklilerin takdirini kazandı. Emeklilere yönelik konut projesi kapsamında Türkiye genelinde toplu konut idaresi tarafından konutların yapımına başlanmış ve ilk kura çekimi ise Erzurum'a nasip olmuştu. Türkiye'de ilk kura çekiminin Erzurum'da yapılmasında başrol ise Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı oynadı. Kura çekimi sonrasında Ankara'da ziyaretlerini sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Degen, Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya özel bir teşekkür ziyareti yaptı. Başkan Degen, vekilimizin konutların yapımı ve sonrasındaki gelişmelerde üstün çaba ve gayreti olduğunu ifade etti. Özellikle toplu konut idaresinde yaptığı yoğun görüşmeler ve işin hızlandırılmasında çok büyük emeği oldu. Bugün Erzurum'da 600'ün üzerinde emeklimiz ev sahibi olduysa, bunda en büyük pay sahibinin Mustafa Ilıcalı'ya ait olduğunu bildirdi. Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak sayın vekilimizin gösterdiği vefa ve çalışkanlıktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Milletvekili Ilıcalı'nın gösterdiği özveri ve gayretlerini asla inkar edemeyiz. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Zaten kura çekimine iştirak eden 1000'in üzerinde üyemiz de sayın vekilimize özel teşekkürlerini sundular. Milletvekili Ilıcalı, Erzurum ve bizler için bir şanstır. Biz Emekliler Derneği ve 14 bine yakın üyemiz ile Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya minnettarız dedi. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ise Emekliler Derneğimizin çalışkan yöneticilerinin ziyaretlerinden büyük memnunluk duydum. Bizler siyasetçiler olarak tabii ki ilimiz ve insanlarımız için çalışıyoruz. Halkla kopuk olmayan ve halkı için çalışan bir milletvekili olarak emeklerimizin de yüzünü güldürdüysem ne mutlu bana. Dernek yöneticilerinin yaptığı bu nazik ziyarete teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Aşkale'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Aşkale-Erzincan Karayolu'nun 10. kilometresi Dikili Taşköy'ü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Nakip Han idaresindeki 09R1231 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 5 kişilik Han ailesi yaralanırken yaralılar ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Memur ve memur emeklilerine bayramlarda ikramiye verilmesi Ağustos'ta görüşülecek. Memur ve memur emeklisine bayramlarda ikramiye verilmesi Ağustos'ta karara bağlanacak. Memur senin talebi 1915 TL. İkramiye hayata geçerse SSK Bağkur emeklileri de yararlanacak.
Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara ve memur emeklilerine yönelik çok sayıda talep karara bağlanacak. Yer alan habere göre bunlardan biri de Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara ve memur emeklilerine ikramiye verilmesi olacak. Hem memur senin hem de Türkiye kamu senin talepleri arasında yer alan ikramiye hayata geçerse toplam 5.1 milyon memur ve memur emeklisine Kurban Bayramı öncesinde önemli bir müjde gelmiş olacak. Memurlar ve memur emeklileri için bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi SSK ve Bağkur emeklilerini de umutlandıracak. Memur senin 2 yıl önce gerçekleştirilen toplu sözleşmesinde memur emeklileri için talep ettiği promosyon tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse uygulama SSK ve Bağkur emeklileri için de genişletilebilecek. Böylece emekliler promosyon gibi bir ek gelire daha kavuşmuş olacak. Yakutiye Spor Kulübü Bal Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Lig için kadro oluşturan Yakutiye Spor amatörden gelen futbolcularına TEDAŞ 12 Mart Spor ile Artvin Spor'dan takviye yaptı. Yakutiye Spor Kulübü Bal Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Lig için kadro oluşturan Yakutiye Spor amatörden gelen futbolcularına TEDAŞ 12 Mart Spor ile Artvin Spor'dan futbolcu takviyesi gerçekleştirdi. Toplu imza törenini düzenleyen Yakutiye Spor Başkanı Ferhat Mergan, Erzurum gençliğinin önünü açmak, başarının gelebileceğini göstermek amacındayız. Çocuklarımızın önünün açılmasını sportif başarıdan daha fazla önemsiyoruz. Attığımız imzalar onların geleceğine atılan imzalardır dedi. Erzurum futbolunda kurumsallaşmayı sağlayan, altyapı için önemli yatırımlar yapan Yakutiye Spor, önümüzdeki sezon kendini göstereceği Bal Ligi'ne hazırlıklarını sürdürüyor. Amatörde şampiyon olan takımdan Enes, Eren, Yusuf, Çolkan, Halim, Bayram, Muhammed, Köşedar, Bülent Dinç, Haktan Köseoğlu, Habib Şimşek, Onur Dursun, Hüseyin Yılmaz, Burak Kütükçü, Oktay Altun, Taha Kayış Yapar, Furkan Çimen, Fırat Dinç, Ümitcan Şimşek, Enes Hurşit'in yanına Aras 12 Mart Spor'dan Ömer Sevimli, Muhammed Karakaya, Akif Dursun, Arif Korkmaz ile yine altyapıdan Artvin Hopa Spor'a gönderilen Süleyman Aydın, Bal Ligi takımını oluşturacak. Bal Ligi futbolcuları için Yakutiye Spor toplu imza töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Ferhat Mergan imza töreninde futbolculara "Bu imzaları biz sizin için atıyoruz, değerlendirin. Birinci Lig ve Süper Lig'e ulaşmak için vitrin yapın. Sportif başarıyı biz sizin için istiyoruz" ifadelerini kullandı. İmza atan futbolcular ise Başkan Mergan'a şampiyonluk sözü verdiler. "Bal Ligi bu anlamda bizim için çok önemli. Futbolcularımıza söylüyorum, başarı kendiniz için, kendinizi gösterin, yarınlar sizin olsun" şeklinde konuştu. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.